Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son öğrenci eklemiştik. Şimdi öğrencileri listeleyelim. Yani kişi öğrenci listesini görmek ister. Şimdi öğrencileri listelemedi mi? Aynen. Listele. Buraya tabii öğrenci listele diye bir fonksiyon daha yazıyoruz. Öğrenci alt tire listele. Sonra burada şube listeleri ne dedik biz? Okul sınıfı girdik. Onun şubelerini. Burada da yine aynı şekilde yani okul olacak. Ve bizim bu sözlüğümüz virgül. Yine bir tane küçüğe doğru gidelim. Sonra okuldan sonra sınıf geliyor. Yani bir sınıfın şey diyeceğiz işte. Hangi sınıfın hangi şubesinin öğrencilerini listelemek istiyorsun diye soracağız. Oradaki öğrencileri listeleyeceğiz. Sınıf yine STR. Sonra şube. Şubeyi de soracağız. O şubenin öğrencileri aynen. Şube STR. Bu kadar. İki nokta aşağı indik. Yine for döngüsüyle listeliyoruz. For i in okul yine teki okulu listelemeyeceğiz burada. Okulun kullanıcının girdiği sınıfının yine kullanıcının girdiği şubesindeki öğrencileri biz listeliyoruz. Sonra yine print i demeyeceğiz yine güzel olsun diye. Hani burada birinci, ikinci öğrenci. Şunu yapalım. Çok daha bir şey ekleyip güzelleştirebiliriz. Bunu yapacağız. Sonra format. Burada i. Değil mi? Bir şey yapmaya gerek var mı başka? Yok. Şimdi buraya 6. dedik. Elif 6 yapacağız. Elif seçim eşit eşit 6 ise 6 burada string olacak. Biz neyi seçeceğiz şimdi? Sınıfı isteyeceğiz. Input hangi sınıfın öğrencilerini görmek istiyorsun? Hadi ama ya. Bilgisayar çok kötü. Bir dakika. Tamam. İstiyorsun. Sonra şube eşittir input hangi şubenin öğrencilerini görmek istiyorsun diye soruyoruz. İlk önce sana sonra şubeye girecek. Sonra biz burada öğrenci listeli yapacağız. İlk okulumuz var, sonra sınıfımız var, sonra şube. Ve bunu listeliyor. Şu an bir sorun olmaması lazım. Çalıştıralım. Evet, bir yerde sorun varmış. Şube deyip burada iki nokta koymamışız for döngüsünde. Yani burada direkt gösteriyor. Evet. Tamam. Öğrenci listelere geldi. Şimdi bir sınıf ekleyelim. Eklemek için sınıfı giriniz. Birinci sınıf. Başka sınıf eklemeyelim burada. Yani ilk önce bir sınıfı listeleyelim. Birinci sınıf dedi. Şube ekle. Hangi sınıfa şube ekleyeceksiniz? Birinci sınıfa şube ekleyeceğim. Şube ismi A. Sonra yine şube ekleyelim. Hangi sınıf şube ekleyeceksiniz?
Sonra şube ismi B. Şubeleri bir listeleyelim. 4. Hangi sınıf A şubeleri görmek istiyorsun? 1. sınıfa. A şubesi, B şubesi. Şimdi öğrenci ekliyorum. 5 öğrenci eklemek istiyorum. Hangi sınıf öğrenci ekleyeceksiniz? 1. sınıfa öğrenci ekleyeceğim. Hangi şubeye? A şubesine ekleyeceğim. Öğrenci ismi Ahmet. Buraya ekledik. Bir de şurada print koymuştuk ya. Onu da silelim. Burayı eklemeyi de test etmek istemiştik. Burayı hep görecek. Tekrar çalıştırmayalım. O kadar şey yapmayalım. Şimdi öğrenci ekle tekrar. 5 diyelim. Hangi sınıfa öğrenci ekleyeceksiniz? Yine 1. Hangi şubeye öğrenci ekleyeceksiniz? A. Öğrenci ismi Mehmet. Burada öğrenci eklendi. Öğrencileri listele. 6. Hangi sınıfın öğrencilerini görmek istiyorsunuz? 1. sınıfın hangi şubenin öğrencilerini görmek istiyorsunuz? A şubesinin. Bir dakika, buraya bakayım. Şube is not defined. Ben oraya, evet, şuraya şube şey yazmamışım. Şimdi burada tekrar düzelteceğiz. Hemen bir şey yapalım. Birinci sınıf ekliyorum. Eklemek için sınıf yeriniz 1. Sonra 2, bir listeleyelim. Sınıfa ekledik. Şube eklemek istiyorum. Hangi sınıfa? Birinci sınıfa. Ah. Yine hata mı verecek burada? Sınıf yazmadım. Burada sürekli hata alacak gibiyiz. Yani bu at hızlı yapmamaya çalışalım o yüzden. Birinci sınıfa ekledim. Sonra sınıfı listeledik. Oldu. Şu bekleyelim. 3. Hangi sınıfa ekleyeceksin? Birinci sınıfa ekleyeceğim. Şu bir isme giriniz. A. Şimdi öğrenci ekleyeceğiz. 5. Hangi sınıfa? Birinci sınıfa. Hangi şubeye? A şubesine. Öğrenci ismi giriniz. Ahmet. Öğrencileri listele diyelim. 6. Hangi sınıf öğrencileri görmek istiyorsun? Birinci sınıfa. Hangi şubenin? A şubesinin. Ahmet diye burada gördü. Yani Mehmet olsaydı 6 alta yazacaktı. Ama şöyle bir zorluk yok mu sizce de? Hani ben öğrenci ekleyeceğim mesela. Sınıfı, şubeyi tekrar tekrar hep öğrenci eklerken giriyorum. Onun yerine ben sınıf ve şubeye girdikten sonra sürekli öğrenci ekleyeyim. Öğrenci işlemi işlemi bittikten sonra geri gideyim. Bunu nasıl yaparız? Sonraki videoda. Haydi görüşürüz. Bay bay.